Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere edebiyat nasıl çalışılır? Kısa bir zaman kala edebiyat nasıl biter? Çalışma programı ve kaynak önerileri üzerinde durmuş olacağım. Hepinize kolay gelsin. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, önce motivasyonunuzu en üst seviyeye çıkarın. Başaracağınıza inanın. Başaramayacak hiçbir şey yok şu hayatta. Başkalarının hayallerini gerçekleştireceğinize siz kendi hayallerinizin peşinde koşun ve bunu gerçekleştirmek için de elinizden gelen bütün gücü, gayreti gösterin arkadaşlar. Her sene sınav sistemi değişiyor. Bakın bu sınav sistemi belki sizin için bir kurtuluş olacak, bir son çare olacak arkadaşlar. O yüzden başarmanızdan başka hiçbir şey olmadığını düşünün ve bu 80 günü, 90 günü değerli arkadaşlar çok iyi değerlendirin. Çalışacağın kaynakları önceden belirle ve temin et. Bunun içinde vakit kaybetme yani hani sürekli şunu alacaktım, bunu alacaktım, şunu çözecektim, bunu çözecektim değil. Kaliteli ve iyi kaynakları belirleyerek e, bu işe son vermen lazım. İyi ve tek bir kaynaktan konu çalışmak lazım. İyi ve kaliteli birçok kaynaktan da soru çözmek lazım arkadaşlar. Şimdi peki siz diyeceksiniz ki, "Hocam hangi kaynakları almamız gerekiyor?" Hemen size bu konuda yardımcı oluyorum. Arkadaşlar konu anlatımında Limit Edebiyat el kitabını alabilirsiniz. Yine Limit'in Cumhuriyet Edebiyatı el kitabını alabilirsiniz. Bu iki kaynak size fazlasıyla yeter. Soru bankası olarak da Limit Edebiyat soru bankası, Hız ve Renk Edebiyat soru bankası ve çıkmış soruları çözerseniz arkadaşlar sınav sonuna kadar bunlar sizlerin işlerini görmüş olacak arkadaşlar ve netice itibariyle bu kaynaklar size yetecektir. Yine deneme önerilerim de var. Bakın limit edebiyat denemelerini alabilirsiniz. Kara kökün arkadaşlar yine edebiyat denemeleriyle Yayın Denizinin edebiyat denemeleri size bu zaman zarfı içerisinde yetecektir arkadaşlar. Edebiyat çalışırken arkadaşlar günün en yorgun saatlerini lütfen seçmeyin. Zihninizin en açık olduğu, ders çalışmaktan yorgun düşmediğiniz saatleri seçin. Bu ezber olayında size yardımcı olacaktır. Yoksa sen Zihninin en yoğun olduğu saatlerde edebiyat çalışmaya başlıyorsun ve yorgun bir durumda olduğundan dolayı da okuduğun şeyleri anlamıyorsun, anlamadığın şeyleri de ezberleyemiyorsun dolayısıyla. Bundan dolayı da değerli arkadaşlar, zihninizin en açık olduğu saatlerde çalışmaya özen gösterirseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Yine bu ders ezbere dayalı bir ders olduğunu unutmamak lazım ve o yüzden arkadaşlar çalışırken muhakkak sessiz bir ortam sağlayın kendinize. Bu sessizlik arkadaşlar hem ruhunuzu hem bedeninizi hem de vücudunuzu dinlendireceği gibi konuları ezberlemenizi de arkadaşlar kolaylaştıracaktır. Buna da dikkat edin. Hangi konuya çalışacağını önceden belirle. Günlük planlarını buna göre yap. Kararlı olup planlarını uygularsan ve sorumluluklarını da günlük olarak yerine getirirsen hedeflediğin netleri de çıkarmış olursun. O yüzden biz bu slaytın sonunda size arkadaşlar günlük plan çıkardık. İsteyen arkadaşlar bu plandan istifade edip uygulayabilir. Çalıştığın yerlerle ilgili kısa kısa notlar almayı da unutma. Unutma, söz uçar yazı kalır diye bir ifade var. Not aldığın zaman konuyu 2-3 defa tekrar etmiş oluyorsun. Bu da senin için bir avantaj sağlayacaktır yine. Şunu da unutmamak lazım. Her şeyi not almamalısın. Her detaya inmemelisin. Alacağın notlar şunlar olmalı. Yazarların en belirgin özelliklerini not al. En önemli eserlerini ve bu eserlerde geçen kahramanları muhakkak notan. Bunun dışında fazla detaya girersen bu sefer konuları yetiştiremezsin ve bundan dolayı da özgüvenini yitirirsin ve yine edebiyat dersini ezberleyemiyorum diyerek bırakmak zorunda kalırsın. Aldığın notlardan Kendine ezber kartı oluştur. Bu piyasada satılan ez, ezber kartları da var. İstersen bunlardan da satın alabilirsin. Fakat kendi çıkardığın ezber kağıtlarından çalışırsan bu senin için her zaman avantajdır. Daha güzel, daha sağlıklı bir çalışma yapmış olursun. Tabi isteyen arkadaşlar piyasadaki ezber kartlarını da alabilir. Bu çıkarmış olduğun ezber kartlarını sürekli yanında bulundur. Nerede? Mesela bir kafeye gittin. Arkadaşlarınla oturuyorsun. Kar ezber ka kağıdını arkadaşlarına soru sor. Muhakkak senin arkadaşların zaten sınava çalışan kişilerdir. Hem onlar senden, sen de onlardan istifade etmiş olursun. Parkta mı oturuyorsun? Hiç önemli değil. Kar ezber kağıdını hemen e, boş bulduğun anlarda tekrar etmeye çalış. Otobüste olur bu, metroda olur kafede olur. Nerede oluyorsan ol ama bu ezber kağıtları muhakkak yanında olsun. Gün içerisinde almış olduğun notları buralarda eğlenceli bir şekilde tekrar etme fırsatı bulursan öğrenme oranını da yükseltmiş olursun. Hafızana daha kolay almış olursun. Çalıştığın, öğrendiğin ve ezberini aldığın konuyu pekiştirmek için de lütfen bol bol soru çöz. Soru çözerek konuları tekrar etmiş olursun. Bu da öğrenmeyi pekiştirir yine. Çok önemli bir detay, çözemediğin soruları muhakkak bir öğretmene çözdür ve öğrendiğin yeni bilgileri de ezber kartına al. Bunları daha sonraki zaman zarfında ezberlemeye çalış. Eksiklerindir bunlar. Eksini ne kadar çok kapatırsan sınava o kadar çok iyi hazırlanmış olursun. Günlük hedeflerini tamamlamadan sakın ama sakın uyuma. Çünkü e, sen uyurken emin ol başkaları ders çalışıyor. Bunu düşün başkaları senin hedeflerini, senin hayallerini yaşamak için ders çalışacak. Bunu da unutma. Başarılı insan her zaman çok çalışan insandır. Hedefleri uğruna fedakarlık yapan insandır ve netice itibariyle sen başardığın an itibariyle de mutlu olacaksın. Bu mutluluk geçmişteki bütün yorgunluklarına değecek. Bunu da hiçbir zaman aklından çıkarma. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Nasıl çalışacağımızı öğrendik. Kaynaklarımızı aldık çalışma programına geçiyoruz. Bakın arkadaşlar düz yazı türleri var. Buna değerli arkadaşlar iki gün çalışıp bir gün soru çözdüğümüzde bu bizim için yeterli olacaktır. Şiir bilgisine yine iki gün çalışıp bir gün soru çözdüğümüzde arkadaşlar yeterli olacaktır. Şiir bilgisinin içerisinde söz sanatları var. Arkadaşlar her sene muhakkak bir soru gelir bakın. Buna dikkat edin. Önemli bir konudur. Aynı zamanda kafiye, ölçü bunlardan her sene birer tane soru geliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İslamiyet öncesi sözlü ve yazılı edebiyat var. Arkadaşlar buna da bir gün konu çalışıp bir gün soru çözebilirsiniz. Destanlar ve geçiş dönemi eserleri var arkadaşlar. Bu da bir gün konu çalışıp bir gün soru çözebilirsiniz. Destanların içeriklerini iyi öğrenin. Ben bu sene geçiş dönemiyle ilgili kesin bir tane soru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Siz de muhakkak ona göre çalışırsanız o çıkan soruyu da yapmış olursunuz. Halk edebiyatında arkadaşlar bir gün nazım şekillerine çalışırsınız. iki günde sanatçılara çalıştığınızda bir günde soru çözdüğünüzde arkadaşlar toplam dört günde halk edebiyatını halletmiş olursunuz. İsteyen arkadaşlar halk edebiyatı sanatçılarını iki güne ayırıp bir gün aşık edebiyatını, ikinci gün tekke ve tasavvuf edebiyatını çalışıp diğer günde soru çözebilir. Divan edebiyatına geçiyoruz. Divan edebiyatı nazım biçimleri ve nesir türlerine bir gün yeterli. Yine divan edebiyatı sanatçıların da iki güne ayırıp çalışabilirsiniz. Kalan diğer bir günde arkadaşlar soru çözerek toplam dört günde de divan edebiyatını halledebilirsiniz. Muhakkak ki ezberinize alamadığınız yerler olacaktır arkadaşlar. İşte o zaman o ezber kartları sizin işinize yarayacak. Gün içerisinde Otobüste giderken, kafede derler arkadaşlar, metroda giderken yani hayatınızın her safhasında birazcık bu edebiyatı yerleştirirseniz hafızanızda kalacağına inanıyorum arkadaşlar. Edebi akımlar ve batı edebiyatından arkadaşlar toplamda gene itibariyle bir soru geliyor ve bunu da akımlardan soruyorlar. Batı edebiyatına çok fazla çalışmamak gerekir bana göre. O yüzden bir gün konu çalışıp akımlarla ilgili bir günde soru çözebilirsiniz edebi akımlarla ilgili çözeceğiniz soruları özellikle akımın kurucusu, duygu ve temsil ettiği duygu ve düşünce Bunlar önemli. Bunları ezberlerseniz buradan çok rahatlıkla çıkabilirsiniz. Tanzimat Edebiyatı biliyorsunuz ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere. Her iki dönemde de iki gün çalıştığınızda, iki günde arkadaşlar bu konuyla ilgili soru çözdüğünüzde ve eksiklerinizi tamamladığınızda toplam 6 günde Tanzimat Edebiyatı'nı bitirebileceğinizi düşünüyorum. Servet Funun ve Fecraat Edebiyatı'na geçiyoruz arkadaşlar. Burada Servet Funun Edebiyatı'nda çalışmanız gereken 5 tane sanatçı var. Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın. Arkadaşlar bakın şu zamana kadar sorulan sorular genel itibariyle bu 5 sanatçıdan gelmiş. Bir de arkadaşlar bağımsız sanatçılardan geliyor. İki bağımsız sanatçı var. Hüseyin Rahmi Gürpınar bunu geçen sene sordular. Bir de Ahmet Rasim. Bakın Ahmet Rasim'den değerli arkadaşlar bu sene soru gelebilir. Ya da demin saymış olduğum 5 tane sanatçıdan gelebilir. Aynı zamanda Servet Hun'un diğer sanatçılarıyla ilgili de soru gelmez değil. Gelebilir. Fakat onların isimlerini ve en önemli birkaç özelliğiyle 2-3 tane öne çıkan eserini ezberlemeniz sizin için yeterli olacaktır. Fecrati Edebiyatı dediğimizde aklımıza Ahmet Haşim geliyor zaten direkt onu ezberleyerek, onun özelliklerini ezberleyerek, eserlerini ezberleyerek yine bu işi halledebilirsiniz. Diğer bir iki tane daha sanatçımız var. Onların da yine isimleri ve birkaç tane öne çıkan eserleri yeterli olacaktır. Daha sonra iki gün boyunca arkadaşlar hem Servet Fun'un hem de Fecrati'nin soru çözümü ve eksiklerini tamamlayabilirsiniz. Toplamda değerli arkadaşlar 6 gün Servet Fu ve Fecrati'ye çalışmanız sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Geçtik minne edebiyata. Milli Edebiyat'ta değerli arkadaşlar biliyorsunuz 5 hececiler var. Bir gün bu konuya çalışabilirsiniz. Orada da öne çıkan isimler var. Milli Edebiyat'a 3 gün çalışma koyduk arkadaşlar. Çünkü burada çok ağır isimler var. Ömer Seyfettin var. Her zaman soru gelme ihtimali yüksek. Ziya Gökalp var. Gelebilir. Mehmet Emin Yurdakul var. Soru gelebilir. Yakup Kadri var. Soru gelebilir. Ondan sonra Halide Edip Adı var. Soru gelebilir. Bunlar önemli isimler. O yüzden arkadaşlar 3 gün yeterli olacaktır. Yine eserleri, eserlerin kahramanları muhakkak bunlara bakın. Mini edebiyatta bağımsız sanatçılar var. Kim bunlar? Yahya Kemal var, Mehmet Akif var. Bunlara da bir gün çalışmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve en son itibariyle de arkadaşlar iki gün boyunca milli edebiyatla ilgili soru çözer ve eksiklerinizi kapatırsanız milli edebiyatı da halletmiş olursunuz diye düşünüyorum. Geçtik dönem itibariyle en çok sanatçının en çok eserin olduğu yere geçiyoruz. Cumhuriyet dönemine. Bunlardan birincisi öz saf şiir anlayışı. Bakın arkadaşlar biz buna iki gün ayırdık. Öz saf şiir anlayışında Ahmet Hamdi, Cahit Sıtkı, Ahmet Muhip, Necip Fazıl, Asaf Halet gibi her sene soru gelebilecek sanatçılar var. O yüzden buraya iki gün ayırdık. Bu iki gün zaman zarfı size yeterli olacaktır. Yine yedi meşaleciler var arkadaşlar. Buna da iki gün ayırdık. Serbest Nazım ve toplumcu şiir anlayışını benimseyen sanatçılar var. Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, Arif Damar, Ercüment Behzat Love, Ceyhan Atuf Kansu gibi arkadaşlar. Bunlara da iki gün çalışırsanız yeterli olacağını düşünüyorum. Ve en sonunda arkadaşlar bu üç dönemle ilgili iki gün soru çözüp ve eksiklerinizi yine ezberleyebilirsiniz bu dönem zarfında. Ha diyebilirsiniz hocam bana iki gün fazla gidi meşaleciler için. Ha onu bir gün indirirsin. O dönem itibariyle yani Burada yazılan dönemler itibariyle diğer eksiklerini kapatmış olursun. Bu da senin tasarrufundur. Yine milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir dedik arkadaşlar. 3 gün çalışmanız yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü burada baya önemli isimler var. Soru gelebilir bakın buradan. Arif Nihat var. Orhan Şahik Gökyay var. Kemalettin Kamu var. Nihal Atsız var. Ahmet Kutsi Tecer var. Behçet Kemal Çağlar var arkadaşlar. Halide Nusret Zorlu Tuna var. Yine önemli isimler var, soru gelebilecek isimler var. O yüzden 3 gün yeteceğini düşünüyorum. Garipçiler var. Ve garip dışında yeniliği sürdürenler var arkadaşlar. Garipçiler 3 kişi zaten. Orhan Veli, Menih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Orozcu ve diğer sanatçılar da önemli burada. Fazıl Hüsnü var, Behçet Necati Gil var, Cahit Külebi var, Necati Cumali var, Özdemir Asaf var, Cahit Zarifoğlu var, Hilmi Yavuz var, Bedri Rahmi Eyüboğlu var. O yüzden İki gün boyunca e, bunlara da çalışırsanız arkadaşlar yeterli olacaktır. Ve bunun sonunda da e, yine size iki gün soru ve eksik yerlerini ezberleme fırsatı olsun diye programa iki günlük soru çözümü ve eksik yerleri ezberleme koyduk. Toplamda buraya da 7 gün ayırmış oldunuz arkadaşlar. Yani bir haftalık bir zaman dilimini kapsıyor. Maviciler ve Hisarcılar bir gün yeter arkadaşlar. Zaten az sayıda sanatçı var. Fazla da çıkmadığını düşünüyorum. Atilla İlhan var mesela çıkabilecek soru tipi olarak. Başka Ferit Edgü var. Bunun dışında e, çok fazla çıkacağını düşündüğüm sanatçı yok açıkçası. İkinci yeni şiiri var. Buna dikkat edelim. Buradan da soru çok geliyor. Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Cemal Süreyya, Edip Cansever, Ece Ayhan, Turgut Uyar, İlhan Berk gibi sanatçılar. Dönem itibariyle soru sorulabilecek, soru çıkabilecek sanatçılar. Bunlara dikkat edelim. İkinci yeni sonrası toplumcu şiir ve 1980 sonrası şiir var. Burada da değerli arkadaşlar yine çok fazla sanatçı olmadığı için bir gün çalışarak bu konuyu da halledeceğinizi düşünüyorum. Yine Cumhuriyet dönemi halk şiirine baktığımızda önemli isimler var. Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Şeref Taşdova, Aşık Feymani, Karsı Murat Çobanoğlu gibi, Abdurrahim Karakoç gibi isimler var. Bunlar da önemli isimler. Bunlara da lütfen çalışalım. Ve bunları da not alalım. Bakın bu sene buradan da soru gelebilir. İki gün boyunca hem bunlara çalışıp hem de tablodaki diğer konularla beraber iki gün boyunca soru çözerseniz arkadaşlar burayı da halletmiş olursunuz. Milli Edebiyat dönemi anlatmaya bağlı metinlere geçtik. Bunlardan yine milli edebiyat zevkli anlayışını sürdüren sanatçılar var. İki gün verdik arkadaşlar. İki gün konu çalışabilirsiniz. Toplumcu gerçekçi sanatçılar var arkadaşlar. Bunlara da 3 gün çalışabilirsiniz. Yine bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılar var. Bunlara da 2 gün çalıştığınızda arkadaşlar toplamda 7 gün konu çalışabilirsiniz burada. Yine modernizm esas alan sanatçılar var. Bunlara da çalışabilirsiniz 2 gün boyunca. 9 gün arkadaşlar bakın konu çalışması var. 2 günde de oturup bunlarla ilgili yani bu 3 dönemle ilgili soru çözdüğünüzde bu konuları da arkadaşlar halletmiş olacağınızı düşünüyorum. Cumhuriyet döneminde tiyatro değerli arkadaşlar iki gün konu çalışıp bir gün soru çözerek bu işi halledebilirsiniz. Yine Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerden iki gün konu çalışıp bir gün soru çözerek bu işi halledebilirsiniz. Cumhuriyet dönemi güncel sanatçılara da arkadaşlar iki gün konu çalışıp bir gün soru çözerek bu işi halledebileceğinizi düşünüyorum. Eser özetlerini var arkadaşlar bunlara da. Yine 2 gün 2 gününüzü ayırırsanız önemli eserleri, sanatçıların önde gelen eserlerini ezberlersiniz arkadaşlar. Kahramanlarını ezberlerseniz e, bu işin olacağını düşünüyorum. İnanırsanız da başarırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize kolay gelsin.